Herkese merhaba, Pamuk Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 9. sınıf ders çalışma günlüğümü çekiyorum tekrardan. Uzun bir süredir sizlerle görüşemedik çünkü araya sınav haftası girdi ve ben de bu süreçte asla kamerayı elime alamamıştım. Ama tekrardan ekranların karşısındayım. Sınav haftam gayet güzel geçti. Hani bazı sınavlardan diyordum hani ben bundan çok düşük alırım, fakat hani beklentimin tam tersi olan sınavlar da oldu. Özellikle biyoloji sınavı. Ben biyoloji sınavından çıktım, şöyle dedim, 30 falan alacağım dedim bir anda. Okula bir girdim, biyoloji 92 yazıyor. Bir an dedim böyle, hoca acaba tersten mi yazmış falan. Ondan sonra gerçekten 92 aldığıma inandım. Ben aslında biyolojiye vesaire çok düzenli bir şekilde çalışıyordum ama sınava girerken hani o sınav stresi vesaire insanı korkutuyor. Bir de o çıkınca olan kaygı sebebiyle bu şekilde düşünmüştüm. Ama dediğim gibi beklediğimden iyi geçti sınavlarım. Bu videoda çalışmak istediğim derslerden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Tarih dersinden, matematikten ve fizik dersinden çalışmak istiyorum bu videoda hani genel olarak. Matematikten ödevlerim var, yeni konuya geçtik. Matematikte sayı kümelerine geçtik ve şu anda bölebilme kurallarına kadar geldik. Konu bence güzel ve çok da zora benzemiyor, yani bilmiyorum, şu an belki de girişinde olduğumuz için bana öyle geliyordur. Fizik dersinde ise hareket ve kuvvet ünitesindeyiz. Bu ünite biraz daha böyle matematikle bağdaşıyor açıkçası, zaten hani fizikle matematik bir gibi bir şey artık. Hani daha çok böyle işlemlere dayanan bölümler oluyor. O yüzden açıkçası biraz daha zorlanıyorum. Yani cidden şöyle sorulara bakacak olursak fiziğin bir matematikten farkı yok yani. O yüzden fizik dersine de güzel dikkatli bir şekilde çalışmam gerekiyor. Bir de yarın tarih dersimiz olduğu için biraz tarih konularını göz atacağım. Bu arada şöyle oldu. Okul açılmadan önce benim bir ders çalışma düzenim vardı ve hayatım tam bir düzene girmişti tam manasıyla. Özellikle sınav haftasında falan sürekli ders çalışıp duruyordum yani. Ama bu arayı bir haftalık tatil yiyince yine benim bir düzenim alt üst oldu, kaydı. Tatilde işte geç yatmalara başladım. Ama kendime bu şekilde tatile girmeden önce hani kendimi salacağımı anlamıştım. Onun için bir ders çalışma programı yaptım kendime ve o programa uydum. Bu şekilde de bir tatili atlatmış oldum ama okul açılınca hani okul düzeni tabii ki insanı değiştiriyor. Ve ben de tekrardan okul düzenine alışmaya çalışıyorum. Biraz fazla konuştum, umarım sizleri sıkmamışımdır. Şimdi hemen tarih çalışmakla başlamak istiyorum. Tarih dersi için MEB'in herkese olan devlet kitabından kullanacağım. Buradan hani biraz dediğim gibi sizlere konuları göz atacağım. Ve Tonguç'un Dinamo Soru Bankası'ndan yararlanacağım. O zaman hemen çalışmaya başlayalım. Tarihten soru çözümünü tamamladım ve şimdi fizik dersinden hani 3. üniteye yeni geçtiğimiz için ondan ısınmak için böyle birkaç test çözeceğim. O zaman hemen geçelim. Evet, fizik çalışmamı da tamamladım.
Buydu da tarih, matematik ve fizik derslerinde çalıştım. Gayet verimli geçtiğini düşünüyorum. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.